Merhaba, yeni bir videomuzda karşınızdayız. Bugün yapacağımız bir arada kullanacağımız malzemeler biraz değişik. Sizden gelen taleplerde pirinçten, mısırdan nasıl bira yapabiliriz diye bazı sorular vardı. Onlara cevap vermeye çalışacağız. Pirinçten yapılacak olan bira aslında bir Amerikan lageri. Amerikalılar işte ilk ülkelerine yerleştiklerinde kendi ülkelerindeki güzel biralardan içmek istemişler. Fakat etrafta adam gibi arpa yetiştirememişler. Ne var diye baktıklarında işte bol bol mısır, bol bol pirinç var ülkelerinde yetişen gayet bol miktarda. Bunlardan nasıl bira yaparız diye düşünmüşler ve birazdan yapacağımız metodu uygulamaya başlamışlar. Pirinç ve mısırda nişasta var biliyorsunuz ve bizim bu nişasta daha uzun bir şeker. Bunu bizim mayalarımızın yiyebileceği daha basit şeker zincirlerine çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de bize enzimler gerekiyor. Pirinç ve mısırda olmayan bu enzimler arpanın kendi içinde var. O yüzden ikisini karıştırarak gayet güzel bir mayaşe elde edeceğiz. Şimdi biz pirinçten mayaşe yapabilmemiz için önce pirinci iyice bir haşlamamız gerekiyor. Bunun için biz gittik şu kırık pirinci aldık. Hem daha hesaplı hem de daha iyi, daha kolay haşlanıyor, daha kolay nişastayı bırakıyor. Bunu aldık, tenceremizde güzelce haşladık ve şu şekilde gördüğünüz gibi bir pirinç lapası elde ettik. Gördüğünüz gibi bu pirinç çok yapışkan bir şey. Bunu karıştırdığımız zaman iyi çalışmayacağı için, tıkanacağı için ve sorun çıkaracağı için bunu üçüncü bir maddeyle karıştırıyoruz. Bu nedir derseniz şurada gördüğünüz kavuz diye geçiyor. Pirinçin kabuklarının en dış hali. Çeltik fabrikaları bunları yan ürün olarak atıyorlar ya da yan fabrikalarına veriyorlar sanıyorum. Bununla pirinci karıştıracağız ve arpanın içine öyle katacağız. Bugünkü videomuzda bu Amerikan lageri yaparken kullanacağımız sistem rim sistemi. Birazdan size içini açıp göstereceğim. Dediğim gibi rim sistemi kullanmak zorunda değilsiniz. Daha evvelki videolarımızda yaptığımız torbada mayşeleme, termostan mayşeleme ya da çay otomatı mayşeleme videolarını kanalımıza görebilirsiniz. O metotları kullanabilirsiniz. Biz tekrar bugün elektrik breviriyi kullanmaya başlıyoruz. Evet, biraz kapsamlı bir sistem. Fakat şunu da söylemek isterim. Bu sistemde gördüğünüz her türlü parça, alet, edevat Türkiye'de mevcut. Biz bunların hepsini buradan aldık ve kendimiz monte ettik. Eğer ilgileniyorsanız siz de bunları yapabilirsiniz. Şimdi içine bakalım. Burada bir kelepçemiz var. Bunun içinde ısıtıcımız mevcut. Hamster farklı olarak dediğim gibi biz bu sefer bu hazneyi ısıtıyoruz ve mayşe pompayla bir uçtan giriyor, diğer uçtan çıkıyor. Ve bunun içindeki ısınan mayşe tekrar mayşe kazanına geri dönüyor. Diğer ucundaki kelepçeyi de açalım. Burada da sıcaklığı kontrol ettiğimiz bir termal probumuz var, ısı probumuz var. Buradaki sensör elektrik breviri'nin kontrol paneline sıcaklığı ölçerek gönderiyor. Ve oradaki PID pals akım, vuruş akım vererek buradaki sıcaklığı ayarlıyor. Isıtmayı açıp kapatıyor ve buna göre biz mayşeyi istediğimiz sıcaklığı tutuyoruz. Şimdi tankımıza 30 litre suyu aldık. Bunu 70 derece sıcaklığa çıkaralım. Sistemimizi açıyoruz. Hortumlarımızı bağlayalım. Dereceye gelene kadar elektrik akımı veriyor. 70'e geldiği zaman duracak. Bu şekilde de biz kazanımızdaki suyu, mayşeyi neyi istiyorsak istediğimiz sıcaklığa getirmiş olacağız. Evet, istediğimiz sıcaklığa geldik. Öncelikle ısıtıcıyı ve pompayı bir kapatalım. Şimdi pirincimiz hazır. Kavus, çeltik kabuklarımız hazır ve arpa maltımız var burada. Onu da kırdık. 5 kilo pis, 1 kilo Viyana, yarım kilo kara pis kırdık. O da hazır. Şimdi bunların üçünü bir şekilde karıştırıp mayşe tankına alacağız. Birinci grup pirincimizi mayşe tankımıza atıyoruz. İkinci olarak çeltik kabuğundan atacağım. Bir miktar arpa maltımızdan da atalım. Şimdi pirinç oldukça topak topak oluyor. Kavuzu katıyoruz, maltı katıyoruz. Karıştırmak oldukça zor ve bunun iyi karışıp parçalanması gerek. O yüzden biz matkabın ucuna karıştırıcı taktık ve devam ediyoruz. Evet, iyice karıştı. Şimdi mayşelenme zamanı. Gördüğünüz gibi mayşe tankımıza şu anda
Sparcarmı taktık, durulama kolunu taktık. Kendini buradan döndürerek devir daim ediyor. Devir daim ederken de istediğimiz sıcaklığa ısınıyor. Sıcaklık kaybediyorsa ısınıyor, yoksa sıcaklık sabit duruyor. Bu şekilde manşelenme sürecimiz devam ediyor. Manşeleme sıcaklığı 66 derece. Şimdi bir tadına bakıyorum çok hafifçe. Evet, ilk başta baktığımda şeker tadı neredeyse sıfırdı. Şu anda oldukça tatlı. Çünkü dediğim gibi maltın içindeki, arpa maltının içindeki enzimler nişastayı kırıp daha basit şeker formlarına dönüştürdü. O yüzden de şeker tadı geliyor. Şimdi nişastamızın şekere dönüşüp dönüşmediğini anlamak için bir iodin testi yapıyoruz. Bir parça manşe alıyorum. Ve bunun içine birkaç damla iodin çözeltisi damlatacağız. Yani bu bir tentür diyot aslında, çok özel bir malzeme değil. Gördüğünüz gibi siyaha dönmüyor. Kalıyor. O yüzden de nişastamızın şekere kırıldığını, işte normal şekerlere, kısa şeker zincirlerine kırıldığını anlayabiliyoruz. Şimdi durulama zamanı, sparc yapma zamanı. Manşemizi buradan kaynatma kazanımıza transfer edeceğiz. Şimdi durulama işlemine başladık. Burada manşe kazanımızda olan manşeyi kaynatma kazanımıza yavaşça aktarıyoruz. Bu aktardığımız hızla, aynı miktarda, aynı hızla da sıcak su tankımızdan manşe tankının üzerine taze sıcak su koyuyoruz. Böylelikle de kalan manşe de durulanmış oluyor. Ve içindeki bütün şekeri kaynatma kazanına aktarmış oluyoruz. Bu manşeleme, durulama operasyonu aşağı yukarı yarım saat 40 dakika sürmesi gerek. Çok hızlı olmaması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi durulamayı yapıyoruz. Tabii burada kullandığımız pirinç kadar arpa maltı da kullandık. Çünkü dediğim gibi yani enzim gerekiyor onun için. Tabii burada Türkiye'de pirinç çok daha ucuz olmadığı için çok bir manası olmayabilir ama bu bir teknik göstermek istedik. Amerika'daki iki büyük bira üreticisi işte asıl biz mısırdan yapıyoruz, öbürü biz pirinçten yapıyoruz diyerek birbirlerine böyle bir reklam sataşması yapıyorlar. Aynı sistemi mısırdan da yapabilirsiniz ve biz de bir dahaki videoda onu yapmak istiyoruz. Lezzetini göreceğiz. Evet, durulamayı yapıyoruz. Normalde durulama ne kadar sürecek? Nerede durmamız lazım? Bunun için çeşitli teamüller var diyelim. Biz burada artık yalnızca iki tane ögeye bakıyoruz. Bunlardan biri pH, biri gravite. Durulamayı yaparken iyi bira almak için, yani iyi bir birayı elde etmek için durulamayı yaparken sürekli gravite ve pH ölçmeniz gerekiyor. pH'ın 6'nın üzerine çıkmaması, gravitenin de 1010'un altına inmemesi gerekiyor. Bazı yerlerde 1012 deniyor ama biz şu anda 1010 diyoruz buna. Dolayısıyla zaman zaman çeşitli aralıklarla bu ikisini ölçeceğiz ve pH 6'nın üzerine çıkarsa ya da gravite 1010'un altına inerse durulamayı durduracağız. Böylelikle biz, çünkü devam edersek artık geride manşede kalan tamamen posayı, istenmeyen tanenleri, istenmeyen aromaları, bunların hepsini biraya katmış oluyoruz. Buna gerek yok. Şimdi hem pH'ı hem de bir graviteyi ölçelim. Durulamadan gelen manşemizi ölçüm kabımıza dolduruyorum. Şimdi tabii bu çok sıcak. Bunu bizim doğru ölçüm yapmak için 20 dereceye soğutmamız lazım. O yüzden soğutma kısmına gidiyoruz. Burada bir küçük buz banyomuz var. Bunun içinde aldığımız numuneyi hızlıca soğutabileceğiz. Evet, 20 derecedeyiz ve gravitemiz 1036. Gravitemiz azalmaya başlamış ama daha yolumuz var, devam edeceğiz. Evet, bir örnek daha aldık. Şu anda gravite 1012'de. Yeterli. Zaten bayağı bir transfer de ettik. Şimdi artık durulamayı bırakıp kaynatmaya geçebiliriz. Şimdi 90 dakika kaynatmaya başladık. Gördüğünüz gibi manşe tankımızın içinde kullanılmış posayı görüyorsunuz. Bu pirinç kavuz, yani çeltik kabuğu ve arpa maltı karışımı. Bu çok sevilen bir hayvan yemi. Yorumlarda da sormuştunuz. Bundan bazı arkadaşlar ayrıca böyle bir sağlıklı yaşam barları, müsli falan gibi bir şeyler de yapıyorlar. Onlara da bakabilirsiniz. Burada tabii pirinçten aldığımız şeker malt karakteri vermeden biraya bir karakter sağlıyor.
daha light, daha kolay içimli bir biri olacağını tahmin ediyoruz. Bakalım hep beraber göreceğiz. Evet, 30 dakikadır kaynıyor mayşemiz. Şu anda şerbetçi otumuzu atacağız. 50 gram Haller Tam bir tür suyu atıyoruz. Bundan sonra 60 dakika daha kaynayacak. Şu anda kaynatmamız bitti. Timer ötüyor. Alarmımız burada. Kapatalım ve başlayalım. Şimdi üzerine kapağı koyup bir 5 dakika 10 dakika kadar bekleyeceğiz. Tabii kapak kaynamaya maruz kalmadı ve sanit olmadı. O yüzden onu dezenfekte sıvısıyla iyice bir temizliyorum. Şimdi size fermentere almadan evvel bütün hattın nasıl olduğunu bir kere de anlatmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu kaynatma kazanından çıkan portumuz, hattımız pompamıza gidiyor, motora, pompaya gidiyor. Pompadan çıktıktan sonra şurada gördüğünüz filtreye gidiyor. Bu filtrede biz şerbetçi otumuzu tutuyoruz. Buradan çıktıktan sonra birinci kademe eşarjörümüze, fletcherımıza gidiyor. Burada şebeke suyuyla soğutuluyor. Biz normalde bundan sonra bir counterflow kullanıyorduk. Karşıt akım soğutucusu kullanıyorduk. Onu kullanmıyoruz. Bir eşarjör daha taktık buraya. Orada başka bir soğuk su kaynağımız var. Ona gidiyor. Şimdi bireyi atıkmaya başlıyorum. Bira gelmeye başladığında fermenterin içine alacağız. Gördüğünüz gibi dezenfekte sıvısını fermentere almıyoruz. İçmiyoruz. Tamam. Şu anda elimde birazdan atacağımız mayamız var. W3470. Bu bizim sıfırdan yetiştirdiğimiz bir maya. Mayayı yıkayarak almadık. Sıfırdan mayayı yetiştirdik. Tabii ki bir kök kullandık. İleriki videolarda mayayı sıfırdan nasıl yetiştirebilirsiniz, nasıl çoğaltabilirsiniz? Maya yıkaması yapmadan onu da size göstereceğiz. Şimdi son zamanlarda bu maya işine biraz kafayı taktık. İyice bir inceliyoruz. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Burada gördüğünüz fermenterin istenilen sıcaklığı 10 derece. Mayayı fermentere aktarırken olması gereken sıcaklık, mayanın sıcaklığı istenilen fermenter sıcaklığının 6 derece 6 ya da üstünde olabilir. Yani istenilen aktarım yaparken ki arzu edilen maya sıcaklığı 4 derece ya da 16 derece arasında bir sıcaklık da olsa iyi olur. Yoksa maya şoka giriyor ve dibe çöküyor. Ondan sonra da bir daha çalıştırmak kolay olmuyor. Evet, transferimiz bitti. Soğutma yerimizi aldık. Ceket soğutma burada oluyor. Şimdi ısı probunu takıyorum. Çok sarsmadan, dibini de bozmadan sıvı kısmını ayıracağız. Fermentasyonun sağlıklı olması için, mayaların iyi çalışması için aynı zamanda biraya oksijen vermemiz gerekiyor. Bunun çeşitli yöntemleri var. Daha önce de bahsetmiştik. En basiti alıp fermenteri bol bol sallayabilirsiniz. Çok efektif değil, çok uzun süre sallamanız gerekiyor. Ya da matkabın ucuna bir karıştırıcı takarak hızlı bir şekilde çevirerek karıştırabilirsiniz. O zaman da içine hava girecektir. Ya da işte en şeyi ileri seviyesi diyeyim, normal oksijen tüpünden içine oksijen vermek. Düşük hızda 2 dakika kadar oksijen vereceğiz. Mayamızı fermenterimize yolluyoruz. Şimdi fermentasyonun başlama ve bitme zamanı geldi. Ve şimdi bir bira zamanı. Helles. Niye gülüyorsunuz? Ne oldu söyle? Videoyu beğendiyseniz beğeni koyarsanız seviniriz. Kanalı beğendiyseniz abone olursanız ona da seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone değil de abone olsun. Daha iyi olacak.